Evet arkadaşlar, tarihimiz 16 Nisan 2024. Yine İstanbul'dayız, yükümüzü aldık çok şükür. Saat sabah 8.30 civarı. Nasip olursa yine Ankara'ya gideceğim arkadaşlar. Buradan çekimi başlatalım dedik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, sıfır araba 2024. Titremeler başladı. Evet, köprüye geldik arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Köprüyü geçene kadar ne diyoruz arkadaşlar? Köprüyü geçene kadar dayı diyoruz. Ondan sonra Allah ne verdiyse. Köprüyü geçtikten sonra serbest. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan köprü. En son yapılan köprü. Buranın manzarası çok güzel arkadaşlar. Deniz manzarası. Gemiler falan. Görüyorsunuz. Zaten pek gözükmüyor. Emniyet için bariyer yapmışlar. O da manzaramızı engelliyor. Sakarya'ya geldim. Petroldeyim. Petrol fiyatlarını görüyorsunuz. Tarihi belirttim videonun başında. Yakıtımı alıyorum arkadaşlar. Depoyu dolduracağım şimdi. Cam suyumu doldurdum. Şurada hortum vardı. Şimdi bir de çıkmadan jeton alırım. Şurada aracın kellesini bir güzel bir yıkarım. Camı falan temizlemiş olurum. Hem ondan sonra içeriden çekime geçeriz inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, arabayı mı yıkadık? Kendimizi mi yıkadık belli değil. Tabi araba biraz büyük olunca pek rahat olmuyor. Kamera yamuk gibime geldi ama değil galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Araba büyük olunca sığmıyor arkadaşlar yıkamaya. Yorulduk vallahi koca arabayı. Kelleyi, Allah'tan sadece kelleyi yıkıyoruz. Torsiyeyi de yıkasak ne olurduk bilemiyorum. Neyse, en azından arabamız temizlenmiş oldu iyi. Sinek pislikleri falan gitti. Evet, buradan Anadolu Otoyolu'na bağlanıyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Hava çok sıcak, 30 derece gösteriyor şu an. Klima açık. Frigom da açık. Ver elini Ankara. Arkadaşlar, frigomu tenteli mi diye soranlar oldu. Onun hakkında biraz bilgi vereceğim bu videoda. Yani daha önce tentelde çalıştım. Şu sensörleri kapatmadık. Bir onları da bir ayarlayayım. Bir daha başımızı ağrıtmasın. Arkadaşlar, tentelde çalıştım. Tentelin de artı yanları var, eksi yönleri var. Frigonun da var kendine göre. Ama rahatlık bakımından soracak olursanız, tabi frigo biraz daha rahat diyebilirim. Bu süreçte zaten göbek yaptım. Oradan daha iyi anlayabiliyorum. Tentelde biraz daha iniyorsunuz, uçuyorsunuz, zıplıyorsunuz, işte demirleri sök, bilmem ne yap, dorsaya atla, in çık. Bir hareketlilik oluyor. Frigoda öyle bir şey yok. Frigoda sadece iki kapak açıyorsun arkadan. Bir de bunlar katlı. Bir diğer videolarda da onu gösteririm size. Katlı rafları var. Onun anlatımını yaparım inşallah. Bir o biraz uğraştırıyor. O da yani atla deve değil. Sadece demirle kaldırıyorsun ya da indiriyorsun şeyi. Yerleri var zaten, gözleri. Onun haricinde şöyle bir geçelim. Onun haricinde sıcak soğuk havalarda frigo tabi daha artısı var. Daha avantajlı. Yağmur yağdığında su görmezsin kışın. Yazın sıcak görmezsin. Yüklerken aç frigoyu, buz gibi estirsin sana. Üşürsün bile yani, öyle diyeyim. Yani dediğim gibi soğuk havalarda, yağışlı havalarda bu tabii ki daha artısı var. Öteki tenteyi çekiyorsun, bazen donuyor, takılıyor. Sıcak olunca o perdeleri, sacları eline alması bir dert. Zaten hele bir de 3-4 sırayı hepten yandın. Tangır tungur onları indir, bindir. Biraz eziyeti var tabii. Bunda da işte motorun sesi var. Yatarken kimisi rahatsız oluyor, kimi rahat ediyor. Motor sesi biraz problem. O da alışana kadar tabii, alışınca. Zaten sürekli çalışmıyor. Start stop şeklinde çalışıyor. Belli bir dereceye gelince duruyor kendi otomatik. Yoksa sürekli çalışsa ona ne mazot dayanır ne kafa dayanır. Hiçbir şey dayanmaz. Yük bağlama derdin falan yok. Tentelde kimi zaman spanzet çekiyorsun, ştanga atıyorsun. Bizde öyle bir şey yok. Yani yükün arkası boş olsa bile rafın demirini kaldırınca tam ona ştanga gibi oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi tente açma derdin yok ama işte hareketsizlik kötü diyor. Tabii ne olacak, hareket etmeyip bir enerji sarf etmeyince yağlanmalar başlıyor arkadaşlar. Özellikle bel kısmında. Yağlanmalar başlıyor, kilalmalar başlıyor. O yüzden egzersiz, hareket, yani ufak tefek spor yapmanızı öneririm. Tentelde de genelde böyle
kuru yükler oluyor. Oo, dayı tozu dumana kattı. Çadır çekmiş ama üstüne hiç çadırın kendine bir faydası yok gibi. Ters rüzgar aldı herhalde. Tozu dumana buladı sağ olsun. Bayramda tatildi arkadaşlar. O çekim yapamadım bu arada. Bazı arkadaşlar niye çekim yapmıyorum falan filan diye sormuş. Bayram tatiliydi arkadaşlar. Yolda değildim. O yüzden herhangi bir çekim yapamadım. Bayramdan sonraki ilk çekimim. Allah nasip ederse. Bu arada tekrardan geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Tüm arkadaşlarıma. Yani kısacası her işin kendine göre zorluğu var arkadaşlar. Her işin kendine göre bir zorluğu var maalesef. Evet, Ada AVM bak burası güzelmiş. Buradan Ada Pazarlı arkadaşlarımıza selam olsun. Çok bilmiyoruz ama AVM güzel. Evet, burada müşterimiz vardı hatta buranın arkasında. Taşındılar galiba. Şimdi buradan çözdüm. Şu aradan çıkmıştım galiba. Arkadaşlar klima açık ama pek bir şeye faydası yok. Biraz yükselteceğim inşallah uğultu yapmaz. Bayram trafiğine girdik arkadaşlar. Orada da o çekimi yapamadım. Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum yine. O otoban bildiğiniz böyle dur kalk olmaya başladı. Hangi gündü? Cumartesi günüydü. Bayramdan sonraki cumartesi günü. Yani geçtiğimiz cumartesi. Allah'tan pazara falan kalmadık. Gerçi pazar günü zaten kamyon tır yasağı vardı. Yani cumartesi geç bile çıkmış olsaydım yine trafiğe girerdim ben. Şu bak adam kör noktama giriyor. Şu an onu göremiyorum mesela. Hala da giriyor adam. Böyle İstanbul'dayız. Biz diğer tarafa gideceğiz. Adamı şu an göremiyorum. Adam hala geliyor. Galiba. Ufak bir yerden gözüküyor da. Evet, Düzce Ankara. Bak hala değişik değişik hareketler ediyor. Bak görüyorsun. Cık cık cık. Bayramda da öyleydi arkadaşlar. Trafik böyle yoğun. Otobandayım. Adamlar ayağını gaza bir çökmüş. Sanırsın ki hiç durmayacak. Önünde hiç araba yok. Ne takip mesafesi var, ne kural var. Yani görmeniz lazım. Tam bir faciaydı. Evet, buradan dönüp oradan otobana bağlanacağız. Yani bildiğiniz faciaydı. Allah'tan kaza bela görmeden atlattık. Ha, tabii yolları da gördük. Çok şükür başımıza bir iş gelmeden bayramı da atlatmış bulunduk. Şu an gayet sakin yani bayrama göre. Her şey ateş pahası olmuş arkadaşlar. Jeton aldım şu arabayı yıkamak için. Bir tanesi 20 lira olmuş. 3 tane aldım 60 lira tuttu. Sabah bir yalandan markete uğradım. İçecek aldım sadece 200 küsür lira tuttu. 250 lira tuttu. Sadece içecek. Şu dayıyı geçsem nasıl olur? Hadi geçeceksin mi abi bugün? Yani hiçbir şeyin değeri yok arkadaşlar. Thank you.
an 31 derece gösteriyor. Saatimiz 1'e 20 var. Şu an Nisan ayındayız. Nisan'ın ortaları. Daha bunun Haziran'ı, Temmuz'u var. Bakalım nasıl geçecek. Evet, Ankara'ya gidiyoruz yine arkadaşlar. Şuradan döneceğim. Buram ediyor ilerisi. İnşallah değişik bir yer yazılır. Çünkü gerçekten sıkıldım artık İstanbul'dan. İstanbul'un yolundan ve trafiğinden. Artık illallah geldi. Şurayı da bir bitirseler de hayırlısıyla bitirmişler, hayret. Ha, gir 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 oraya gir, gel. Sağma sağma sokuluyor da, gel. Gir de orada bir parçalan da gör. Sinyalim yanıyor, görüyorsun. Döneceğim. Daha sağımdan zor ediyor. Sakarya'nın trafiği de bir değişik ya. Vallahi bile Sakarya'nın trafiği, sürücüleri acayip sabırsız arkadaşlar. Yani İzmir'e de git. İzmir'in trafiğinden ben mesela nefret ederim. Buranınki de yani onun aşağı kalır yanı yok. Çok saygısızlar. Sağdan, soldan, oradan, buradan, her yerden giriyorlar. Yani düşünmüyor adam, bu tır gidiyor beni sıkıştırır mı, görür mü, durabilir mi, duramaz mı, onu düşünmüyor adam. Çünkü bilmiyor yani, düşünmemesi normal. Adam bilmeyince düşünmemesi gayet normal. Dayı sen bize yol mu veriyorsun, dönüyorsun mu? Heh, şöyle sinyalini baştan yak ki ne yaptığını anlayayım ben seni. Sinyalini baştan yak ki ben senin ne yapacağını anlayayım. Ramazan'da da çok kötüydü arkadaşlar. Ramazan'da millet böyle kafa gitmiş. Kimin ne yaptığı belli değil. Yolda adam gidiyor, sarhoş gibi gidiyor. Allah'tan atlattık, bayrama geldik de. Ya adam üstümüze üstümüze geliyor. İlim Yayma Cemiyeti bu neymiş? Kapanmış herhalde İlim Yayma Cemiyeti. Vallahi anca serinledi biraz. Of of of, tıra bak. Hay canım, iyiyim senin. Ne güzel döndün be. Vallahi adam var ya, süper döndü, süper. Adam öyle bir dönüş yaptı ki maşallah var yani. 68 Aksaray. Şimdi adamında değil. Tır geliyor ya, yüklü mü tır, boş mu, önemli değil. Zaaflar ya. Traktörleri eklemiş gidiyor. Daha var, nereden baksan 1 saat 3:43. Aynen. 1,5 saatlik falan daha sürüşümüz var. 1 saat 1,5 saat. Bu arada yeni bir mikrofon aldım arkadaşlar internetten. Güzel kaliteli bir şey.
Bundan kurtulacağız inşallah. Kameralara baktım yine. Kameralar maşallah 15, 20, 25 bin. Dedim kamera almayı alamıyoruz. Bari bir tane mikrofon alayım. Alacağız inşallah. Güzel bir kamera da biraz daha var gibi. Biraz şu piyasanın özellikle oturması lazım. Piyasa çok kötü arkadaşlar. Yani bugün aldığını yarın alamıyorsun. Alsan bir dert, almasan iki dert. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Evet, baharın geldiği nasıl belli arkadaşlar. Her yer yemyeşil oldu. Ağaçlar açtı. Çiçek açtı. Yeşillendi dallar. De özellikle böyle hava ne sıcak ne soğuk oluyor ya, o en güzeli oluyor. Bak aynen yeni sildik, su sıçradı yine. İşte böyle olunca rahatsız oluyorum arkadaşlar. Şimdi rahat edemiyorum şimdi. Yani elimden gelse şurada durup sileceğim ama durulacak bir yer yok. O şimdi orada kurursa iz yapacak. Bir de sirkeli bir temizleyici aldım yolda gelirken. Onu sıktım, silemedim ama yıkamadan önce bir onu sıktım camlara. Biraz faydası var gibi. Ama tabii gidene kadar yine aynısı olacak. Ankara'ya gidene kadar aynısı olacak arkadaşlar. Gönül ister ki olmasın ama adam plakası güzelmiş. 61 off. Off'lu herhalde. Trabzon off. Hayır, gelsin. Geçeceğim herhalde de geç. Burayı sinyal vermedim, anladım beni. Bak 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 şimdi, bak 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 şu tümseye bak. Ya Rabbi ya Resulallah. Abi var ya, hızlı bir taksiyle geçsem böyle ayağı yerden kesilir herhalde. Çok kötü ya, bazı yolun bazı yerleri berbat. Bir de Ankara'da şimdi yeni bir yer çöktü. Ankara otobanında. Bu nereye diyeyim, Batı kentin o çıkışlarının oralarda olabilir. Ya da kazanın oradan Batıkent tarafına dönerken olabilir. Abi yol öyle bir çökmüş ki oraya girince ne var ne yok hepsi dökülüyor. Orada artık aklımda. Oradan giderken artık yani ezberledim orayı. Öyle bir çukur ki yani, siz düşünün. Hep temkinli gidiyorum oradan. Berbat yani. O araba neredeyse ortadan ikiye bölünecek gibi oluyor. Hadi geçeceksen geç dayı be. Hadi be. Ne geçiyorsun, ne yol veriyorsun? Reklamcı herhalde bunlar. Tabelacı mı, reklamcı mı? Şuna baksana, hepsi değişik. Allah korusun, bir ucuza şu kafamızda parçalanacak. Nasıl izin veriyorlar böyle arabalara, ben anlamıyorum. Ya. Trafik bizim şurada bir ışık görse o olaylar çıkıyor. Adam açık saçık gidiyor arabayla. Trafik tehlikeye atıyor yani. Şu bir ucuza gittin. Allah korusun. Sallanıyor da zaten belli, bak sallanıyor da çok şey, bir şey ağır bir şeye benzemiyor ama sıkıntılı bir malzemeye benziyor. Adam da sanki araç boşmuş gibi kaptırmış gidiyor. Arkadaşlar gönül isterdi ki videolara müzik koyalım. Müzik eşliğinde hiç konuşmadan giderim. Ama işte onda da telif hakkı melif hakkı oluyor. Komple videoyu kaldırıyorlar, şikayet ediyorlar. Bir sürü davası oluyor. Ya belli bir ücret vermem lazım. Ya da videoyu kaldırıyorlar diye biliyorum. Ya da ceza mı yiyorsun, bir şeyler oluyor. O yüzden müzik açamıyoruz. Müziği siz artık izlerken ekstra internetle istediğiniz müziği açabilirsiniz arkadaşlar. Yol manzarasında, yol eşliğinde. Evet, yine de yollar kalabalık. Bayram gibi değil ama kalabalık.
Vallahi inşallah geri İstanbul yazmazlar artık. Yani gına geldi İstanbul'dan. İnşallah öyle bir iyilik yapmazlar bana. Ne oldu ona? Lastiğim patladı. Sıkıntı var onda ama ya körük bitti ya lastik gitti. Yattı yatacak adam. Anormallikler var ama çözemedim. Evet, derece oldu 32, gittikçe artıyor arkadaşlar. Bolu'nun oralara gelsek, oralar biraz serinler de. Vallahi göbek yaptık arkadaşlar, acilen spora başlamam lazım. Ya ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama ağır spora başlamam lazım. İpim falan var, olmadı bir molalarda falan ip atlayayım. Dumbbell'ım var. Yani arabanın içinde bu kadar oluyor arkadaşlar. Yani sürekli otur 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 iyiye gitmiyoruz. Yani bu gittim mi yani şey işin sonunu alamayacağım. Yememeyle de alakası yok. Yani yemesen de hareket olmayınca olmuyor, yakmıyor. O yüzden spora ağırlık vermem lazım. Yani ne bileyim. Takonun olduğu yerlerde ya da yük beklerken, yük indirirken bu arada kendimi spora vurmam lazım arkadaşlar. Yoksa bunun sonunu alamayacağız. Yoksa 100-150 kiloya kadar gideceğiz herhalde. Gelme dayı, gelme, üstüme gelme. Bak bu ne yapmış da? Adam buzdolabı koymuş, koltuk koymuş, ofis taşıyor adam. Dönerli koltuk var, lastik var, sandalye var. Ne ararsan var. Adam vallahi ev mi taşıyor, ofis mi taşıyor, ne yapıyor, ne var? Bak sağa geçeceğiz, adam sağdan geliyor ya. Bir fırsat ver de geçek be hemşerim be. Kadın mı, adam mı? Abi şu klimayı icat edenler Allah binlerce kez razı olsun. Yazın insan arıyor yani klimayı. Rahatlığa alıştık. Önceden klima mı vardı diyorsunuz? Tabii yoktu. Yani vardı da kısmen vardı. Durum iyi olanlar da, zenginler de vardı. Normal orta derece insanlar da klimayı bırak buzdolabını zor alıyordu adam. Şimdi tabii parası olan alıyor yine. Yani insan arıyor şu yazın sıcağında arıyor insan. Bir tane köpeğim vardı arkadaşlar, o bile alışmıştı. Sibirya kurtları vardı, ondan almıştım. Bir tane komşunun yavrulamıştı. Hakiki. Kırma falan değil yani, safkan. Köpek tabi yazın perişan oluyor. Kanal gibi bir yer vardı, gidip kanalın içine atlıyordu bak kendi kendine. Demek ki hayvan nasıl yanıyorsa. Ondan sonra sanayide bizim ofis gibi bir yer vardı böyle. Yazhane gibi mi diyeyim artık, ne derseniz. Orada klima vardı, müşteri falan gelince klimayı açardık. Buz gibi olurdu içeri, müşteri girerken hiç çaktırmadan yanlarından bir geçerdi. Kimse fark etmezdi onu. Giderdi müşterinin de koltuğun altına, sandalyenin altına yatardı oraya. Sandalye böyle geniş, altı gözükmeyen bir sandalyeler vardı yani. Altı boş ama ileriden gözükmüyor. O arada buz gibi büyürdü, kendine gelirdi hayvan orada. Hiç sıcak hayvanı değil. Önceden yoktu. Aldılar oradan, Sibirya'dan mı getirdiler bunu? Nereden getirirlerse. Üredi tabii. Ama eziyetti yani. Hayvan o soğuk havanın hayvanı. Hayvan kışı seviyordu ama yazın perişan oluyordu hayvan. Ona da zaten orada
dükkanın önünde ana yol vardı. Bir gün çıkmış gitmiş oraya, orada ezildi zaten. Hayvan öldü gitti. Evet, oldu 33 derece. Gittikçe artıyor arkadaşlar. Bir derece, bir derece artıyor. Düzce 44. B'ye plaka ne? Uygar ne geliyor B'ye? B'ye yeşil kırmızı bir plaka var arkadaşlar. B'ye. Neresi ki acaba? Araba 20-21 ton falan var arkadaşlar yüklü. Bastılar çikolatayı. Yükümüz var. Şu Atego'lardan da kullanıyordum arkadaşlar. Vallahi Allah sabır versin. Böyle konforsuz bir araç ki yani bir şey yapma, yanda otur git, yorgunluktan geberirsin. Araba falan sürme yani. Sadece yan koltukta otur. Öyle berbat bir araba. Adam ormanın içine ev yapmış.
Güzel de rüzgar var arkadaşlar. Araba sallanıyor bayağı. Ya tutarsa yazmış arkadaşlar canım. Zarmar koymuş. Tamam ya tutarsa da ya tutmazsa o işlerin sonu yok abicim. Ya tutarsa diye yaşarsan geçmiş olsun. Yani yersin. İyilik getirmez abi kumar. Yani kötü şeyler kötüdür. Çok açıklayıcı oldu. Petrolde de bir kaos yaşadık arkadaşlar. Yok o depoya mı dolacak, bu depoya mı dolacak? Çocuğa yıkamayı soruyorum, yıkamayı diyorum kullanabiliyoruz mu diyor. Tabi diyor parasını versene. Lan zaten parasını vereceğiz be, devam dedik sana. Sanki para vermeden yıkayıp kaçıp gideceğiz. Evet sinekler başladı arkadaşlar, görüyorsunuz birinci geldi. Birinci sineğimiz kafayı attı cama, temiz cama. Geçmiş olsun diyoruz. Artık arı mı sinek mi? İşte yazın pisliği de bu arkadaşlar. O da işte nasıl bir belaysa tazik tutmayınca temizlenmiyor. Yani bezle falan temizliyorum da pek randıman vermiyor yani. İlla deterjan köpük falan yapmak lazım. Ona rağmen bile yani tek tük vardı. Bir ayakkabıyı düşmüş. Ona rağmen bile tek tük duruyordu yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çekimimiz de böyle olsun. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni takipçilere de buradan hoş geldiniz diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Don't.